أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Münafıklar sana geldiklerinde, biz senin Allah'ın elçisi olduğuna şahitlik ederiz, derler. Allah da senin kendisinin elçisi olduğunu elbette bilir. Bununla beraber, Allah, onların bunu söylerken yalan söylediklerine, samimi olmadıklarına şahitlik eder. Onlar, yeminlerini kalkan olarak kullanıp, insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırırlar. Yaptıkları bu iş, ne kötü bir iştir. Çünkü onlar, önce inandıklarını iddia ettiler. Sonra inkâra gittiler. Bu sebeple kalpleri mühürlendi. Artık onlar hakkı anlamazlar. Onları gördüğünde, kalıpları, kıyafetleri senin hoşuna gider. Onları beğenirsin. Konuştuklarında sözlerine kulak verirsin. Gerçekte ise onlar, adeta koltuklarına dayanan, içi boş, ruhsuz kütüklere benzerler. İçleri boş, korkak olduklarından, çıkan her sesten pirelenir, her yeni haberi kendi aleyhlerinde sanırlar. Onlar düşmandır, onlardan sakının. Allah belalarını versin onların. Nasıl da hakikatten vazgeçiriliyorlar. Onlara, gelin, Resulullah'ın huzuruna varın, sizin için dua etsin, Allah'tan size af dilesin denildiğinde, açıktan bir şey söyleyemediklerinden, kibirlerinden ötürü başlarını sağa sola büker, içten içe homurdanırlar. Ve onların kibirli bir şekilde yan çizdiklerini görürsün. Ha mağfiret diledin, ha dilemedin. Onlara göre birdir. Allah, onları asla affetmeyecektir. Çünkü Allah, fasıklığı tabiat haline getirenleri hidayet etmez, emellerine ulaştırmaz. Onlar, Resulullah'ın etrafındaki fakirlere infak etmeyin, destek olmayın ki dağılsınlar, diyen bedbahtlardır. Halbuki göklerin ve yerin bütün hazineleri Allah'ındır. Lakin münafıklar bunu bilmezler, anlamazlar. Hem derler ki, Medine'ye bir dönelim. Göreceksiniz, aziz olan, zelil olanı, oradan dışarı atacaktır. Heyhat! İzzet, Allah'ın, Resulünün ve müminlerindir. Ne var ki münafıklar bunu bilmezler. Ey iman edenler! Gerek mallarınız, gerek evlatlarınız, sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Bilin ki böyle yapanlar, en büyük kayba uğrarlar. Sizden birinize ölüm gelip çatmadan önce, size nasip ettiğimiz imkanlardan Allah yolunda harcayın. Ölüm gelip çatınca, Ya Rabbi, az mühlet ver bana. Bak nasıl hayırlar yapacağım. Tam takva ehlinden olacağım diyecek olsa da, Allah, vadesi gelen hiçbir kimsenin ecelini ertelemez. Allah, yaptığınız her şeyden haberdardır. Sizden birinize ölüm gelip çatmadan önce, size nasip ettiğimiz imkanlardan Allah yolunda harcayın. Ölüm gelip çatınca, Ya Rabbi, az mühlet ver bana. Bak nasıl hayırlar yapacağım. Tam takva ehlinden olacağım diyecek olsa da, Allah, vadesi gelen hiçbir kimsenin ecelini ertelemez. Allah, yaptığınız her şeyden haberdardır.